ya ben mahcup olmayayım diye o resmi kendisinin çizdiğini söylemiş Cüneyt'e. Resmen benimle dalga geçti ya. Ağzımı açıp bir kelime edemedim. Çünkü sen onun kadar küstah değilsin. Hala utanma duygun var. En önemlisi de vicdanın var. Keşke olmasaydı. Keşke onun gibi olabilseydim. İnan bana onun gibi olmak istemezsin Feride. O senin sandığından çok daha kirli bir kadın. Sen sanki onu çok iyi tanıyor gibisin. Onun hakkında başka ne biliyorsun? Kim geldi ya? Ateş mi? Eylül gelmiş. Ben saklanayım o zaman. Hayır dur. Hiçbir yere saklanmıyorsun Feride. Artık saklanmayacaksın. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Aa! İnanmıyorum. Feride de buradaymış. Hayırdır bu saatte? Burada. Baş başa. Feride artık burada kalıyor Eylül. Ne? Nasıl bırakırsınız yakasını ya? Ben size bunun için mi para ödedim? Kim ödedi, kim ödedi? Demek abisi. Tamam. Ne olmuş? Cüneyt senedi ödemiş. Allah kahretsin. Dur çabuk dur. Ya Berat dur diyorum. Ya dur be kızım duracağım. Nereye? Bu işin peşini bırakmayacağım. ₺150.000 mi? Ya biz o kadar parayı nereden buluruz? Çok üzgünüm. Peki biraz bekleyemez miyiz? Bu kadar acil mi? Bakın bu bahsettiğim iki gün bile çok önemli. Daha önce de anlattığım gibi annenizin beyninde patlamaya hazır bir bomba var. Bu iki gün içerisinde gereken özeni göstermeniz gerekiyor. Hiçbir stres ve sıkıntı yaşamaması lazım. Sizden haber bekliyorum. İnşallah atlatacağız. Yani Ateş Bey Feride'ye ev tahsis etmeni istedi. Sen de burayı düşündün öyle mi? İyi fikir. Bravo. Aynen. Ateş Bey Feride'nin bir süre burada kalmasını rica etti. Kendine bir ev bulana kadar. Ben de bir süre otelde kalacağım. Bakalım Cüneyt ve Osman Baba duyunca ne diyecek bu işe? Vallahi şirket ekonomik krizde. Ateş Bey'in suyuna gitmek lazım. Osman Kozan da bunun farkında. Ben eşyalarımı yerleştireyim. Ne işler karıştırıyorsun sen be? Hiçbir iş çevirdiğim falan yok. Bırak ya. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Baş başa kalmalar, beraber fısıldaşmalar. Şimdi de evde kalıyor. Ne dediysem o. Uzatma kız duyacak. İyi. Madem sıradan bir durum, Cüneyt de öğrensin o zaman. Bakalım o ne diyecek bu işe. Toplantıdaydı. Ama merak etme. Akşama kalmaz öğrenir. Ay hiç öyle bakma Nazire. Sana değil Osman Baba'ya geldim. Tövbe ya Rabbim. Hala baba diyor ya. Hala baba diyor ya. Oo. Hoş geldin kızım. Otur.
Hoş bulduk Osman babacığım. Biz de dün babanla konuştuk. İşler yolunda. Çok sevindim. Ya bir izin verirsen özel konuşacağım. Nazire, dikilme orada. Hadi bize birer kahve yap. Hemen Osman Bey. Bu çöplükten nasıl kurtuldum sanıyorsun oğlum? Sen de bir he desen. Ev aldım ulan ev. 3 günde kim ev alabilir bu memlekette? Çok para haramsız olmaz koçum. Hala aynı türküyü çağırıyorsun. Vay. Manita mı? Karıştırma oraları. Böyle resim taşıyacağına Harbi Hatun taşırsın yanında. Bak bir hat da alamadın kendine. Tamam dersen iki işe bakar. Güvenilir adamsın. Ben tavsiye edeceğim seni. Benim öyle şeylerle işim olmaz Kubi. Oğlum alacaksın malı, atacaksın arabaya. Bir gece yol yapacaksın. Bir gece lan. Ya istemiyorum diyorum, anlamıyor musun kardeşim ya? Ne laf anlamaz adam çıktın. Cüneyt. Buradasın. Telefon ettim, niye açmadın? Duymadım. Neyin var senin? Ne oldu? Tunç'la Feride'yi gördüm. Nerede gördün? Ne oldu Eylül? Aklım sendeydi. İşten erken çıktım. Yolda gelirken Tunç'la Feride'yi gördüm. Tunç'un evine giriyorlardı. Nasıl ya? Ben de anlamadım ne olduğunu. Anlamak için yukarı çıktım. Tunç Feride artık burada kalacak dedi. Ne? Bilmiyorum. Bıktım artık ya. Ben uzak durmaya çalıştıkça, sakin durmaya çalıştıkça her yerden karşıma çıkıyor. Tunç'u da kandırmış belli. İkisi de değil mi? Siz hala ağlıyor musunuz? Hadi toparlanın artık. Annenizin size ihtiyacı var. Haklısınız. Umudunuzu kaybetmeyin. Hadi artık. Ağlama. Sil bakayım gözyaşlarını. Annem seni böyle görmesin. Anlayacak. Hadi. Abla. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum ama bulacağız bir çaresini. Ağlama artık. Ne olursun. Hadi annemin yanına girelim. Tamam sen gir. Ben bir Kemal'e haber vereyim. Daha onun hiçbir şeyden haberi yok. Bu para durumlarından falan. Sen de annemin yanına gir hadi. Ne olursun Kader. Güçlü ol ablacığım. Anneme hiçbir şey belli etme. Abla. Böyle mi gideceksin? Yakın mı kaldı? Sevgi Sultan. İyi mi böyle? Akşama kadar yan gelip yatıyorsun. Hadi işlerden de yırttın. Deli kız. Keşke iyi olsan da iş yapsan. Biliyorum annem, biliyorum. Şaka yapıyorum sana. Ablan nerede? Konuştu mu doktorla? Kaça mal oluyormuş bu ameliyat? Yok anneciğim, ne parası ya? Para falan vermiyoruz. Senin sigortan hepsini karşılıyormuş. Aman ne kadar iyi haber. Vallahi ben de onu düşünüp duruyordum. Çok iyi oldu.
Sen düşünme bunları. Boynun ağrıyacak, boynun diye. Desene bizimkinin uçan kuşa borcu var. Güzel. İşler yolunda gidiyor. Maalesef gitmiyor Osman baba. Çünkü artık borcu yok. Ay yine ne çeviriyor bu ya? Nasıl yok? Demin tefeciye düşmüş demedin mi? Düşmüştü. Ama bugün borcu ödenmiş. Ya Cüneyt abi ödemiş 50.000'lik senedi. 50.000? Demek Cüneyt efendi bana haber bile vermeden 50.000 lira hibe ediyor o serseriye. Cüneyt, nasıl yaparsın bunu? Bu kaçıncı be? Ben seni durdurmasını bilirim. Anam yılan bu, yılan. Yine geldi karıştırdı etrafı. Ben gidiyorum Tunç. Bir süre otelde falan kalayım. Hiçbir yere gitmiyorsun Feride. Yanlış anlayacaklar Tunç. Benim yüzümden başım belaya girecek. Ne düşündükleri umurumda bile değil. Ben sana bir söz verdim Feride. Ve sözümü tutacağım. Zamanında bana da çok söz veren oldu. Ama hiçbiri sözünü tutmadı. Ve bu canımı çok yaktı. Sana da aynı şeyin olmasına izin vermeyeceğim Feride. Anladın mı? Cüneyt birazdan damlar. Sen rahat ol. Gerisini ben halledeceğim. Geç kuzen. Seninle konuşmam gerekiyor Tunç. Yalnız. Gidecek misin hastaneye? Gitmem lazım aslında ama Bahar'ın beni böyle görmesini istemiyorum. Çevir bakayım kafanı. Abi niye çıkardın bandı ya? Şimdi yara daha çok açılacak. Bir şey olmaz. Otur ben bakarım. Ki bu yine ya. Aa Berat. Kemal. Kemal senin bu halin ne? Ne oldu sana ya? Kim yaptı bunu? Yok bir şey Bahar, tamam. Merak etme. Niye bana söylemedin ya? Otursana kızım. Ya niye oturması abi? Bunu bana nasıl yaparsın? O kadının yaptıklarını bile bile nasıl eve alırsın? Tamam. Böyle tepki vereceğini biliyordum ama... Yapmayacaktın abi. Cüneyt, mecburdum. Nasıl ya? Nasıl mecbur kaldın? Ateş Bey Feride'yi bana emanet etti. Ateş Bey mi? Hangi sıfatla? Ne oluyor abi bunların arasında? Orasını bilemem. Neyse. Onların ne halt yediği beni ilgilendirmiyor. Beni senin yediğin hatları ilgilendiriyor. Taraf olacaksın. Benim tarafımda olacaksın, anlıyor musun? Anlıyor musun Tunç? Alo? Şey, ben Feride. Hemen buraya gelebilir misiniz? Cüneyt burada. Tamam. Thank you.
Ne işin var senin burada? Hesap vereceksin. Benim sana verecek hesabım yok. Git buradan. 50.000 lira ulan. Sokaktan mı topluyorum ben parayı? Benim paramla ye iç kes. Sonra da bana efelik tasla. Bu kızdan mı öğrendin bu yüzsüzlüğü? Seni bir daha uyarmayacağım. Bana ne söylersen söyle, umurumda bile değil. Ama benim yanımda Bahar'la böyle konuşamazsın. Konuşursan ne yaparsın? Battın sen, bittin, farkında değilsin. Şu elin yüzünün haline bak. Uyuz sokak itlerine dönmüşsün. Tabii düştün bir kancığın peşine. Ne diyorsun lan sen? Kemal! Kemal, yapma. Kemal! Kemal, yalvarırım yapma, dur. Ne 50.000'i? Siz hangi 50.000'den bahsediyorsunuz? Bak, bir de anlamazdan geliyor. Seni oyunlarına alet ediyorlar. Hala anlamıyorsun değil mi çocuk? Bunların tek derdi para. Bu dolandırıcıların peşinde ailemizi mahvedeceksin. Ne diyorsun sen be? Kemal, ne olursun ya, oğlum. Yalvarırım bırak. Feride benim eski nişanlım. Onun bu evde kaldığını duyunca insanlar saçma sapan konuşacaklar. Ya nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyorsun sen ya? Beni mahvetmiş. Ailemin canını yakmış bir kadını sen eve alıyorsun. Cüneyt Bey de buradaymış. Merhaba Cüneyt Bey, ben de Feride'yi görmeye gelmiştim. Feride'yi bu eve yerleştirirken bana danışsaydınız iyi olurdu Ateş Bey. Size danışamazdım Cüneyt Bey. Çünkü siz zaten Feride'yi onaylamıyorsunuz. Ayrıca Feride benim sağ kolum. Onsuz adım atamam ben. Ayrıca her zaman benim yakınımda durması gerekir. Sizin yakınınızda. Bizim yakınımızda ya da evimizde değil. Bakın Cüneyt Bey, Tunç Bey bu konuda daha anlayışlı göründüğü için ben ondan rica ettim. Hatta biraz da ısrar ettim. Fakat eğer isterseniz Feride'yi hemen aldırabilirim. Artık fark etmez. Biz bir söz verdik mi tutarız. Ateş Bey. Özür dileyeceksin Bahar'dan. Yapma Kemal. Özür dileyeceksin. Kemal yapma, yalvarırım yapma. Şu halimize bak. Benim öz oğlum bir sokak kızı için babasına el kaldırıyor. O da yetmiyor, hırpalıyor. Sen benim babam değilsin. Beni reddettin. Ben de seni. Hayatımda ilk defa sokakta utanmadan yürüyorum. Babam olduğun için utanmıyorum artık. Görüyorsun işte baba. Zehirliyorsun herkesi. Zehirinle herkesi öldürüyorsun. Etrafında kimseyi yaşatmıyorsun. Senin kafanın içi de, hayatın da, sözlerinle pislik içinde. Leş kokuyorsun Osman Kozan, leş! Kıs sesini lan! Yaşananlar için özür dilerim. Konuşacağım ben Ateş Bey'le, Feride'yi başka bir yere götürsün. Gerek yok. Yeteri kadar rezil olduk zaten adama. Affettin beni değil mi? Bunu senin davranışların belirleyecek kuzen. Bugün Feride'nin yanında yer almam beni hayal kırıklığına uğrattı. Umarım tekrar yaşanmaz.
Eğer yaşanırsa bir daha ailemizin sofrasında yerin olmaz. Benim olan ne varsa hepsini geri alacağım. Ödeşme vakti yaklaşıyor sevgili Kozan ailesi. Bir tanem, iyi misin? Hadi abicim ya, gel çıkalım biraz hava alırsın. Canım yapma böyle. Bak ne zamandır ağzını bıçak açmıyor. Ne olursun hava al, belki iyi gelir. Ya oğlum, olur böyle şeyler. Baban lan o senin. Keşke benim babam da hayatta olsa da. Yok abicim. Benim babam yok. Öldü. Hadi Sevgi anneyi görmeye gidelim. Canım sen biraz daha dinlen. Kendine gel öyle gideriz. Yorgun değilim ben bari. Hem de hastaneye gidip doktorla konuşmamız lazım. Ameliyatı ne zaman yapacaklarmış? Ne kadar tutacakmış? Gerek yok. Ben konuştum doktorla. 2 gün sonra geliyor. O zaman yapacaklar. İyi. Çok iyi. Gerçi para lazım olsaydı da bulurduk bir şekilde. Bugün olanlardan sonra... Tamam kardeşim ya. Sıkma canını. Baksana sigorta karşılıyormuş zaten parayı. Hadi otur rahatla. Yardım et. Ne olursun annemi kurtar.